Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayında karşınızdayız. Bu yayında yine Mehmet Akif Karakoç'la birlikteyiz ve asgari ücreti ele alacağız. Şimdi asgari ücretle ilgili birazcık bilgi verelim. İşte İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre kentte yaşamanın maliyeti geçen yıl aynı aya göre %78.48 artmış. Yani artık İstanbul'da neredeyse yaşanmaz hale gelmiş. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47 binin üstüne çıktı. Ve İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti ise geçtiğimiz aya göre 1537 TL. Yani bir ay içerisindeki rakam gerçekten çok tüyler ürpertici bir şey. Çok. Şimdi bir ayda 1537 TL artıştan bahsettik ama bir de yıllık baza alırsak eğer geçtiğimiz Ocak ayında 4 kişilik bir aile İstanbul'da 29 bin liraya geçinebiliyordu. Şu an ise 47 bin liraya, yani 20 bin liralık neredeyse bir artış var. Bu artış, enflasyon zaten aldı başını gidiyor. Bu konuda çok büyük çalışmalar olsa da şu an toplum olarak, insan olarak çok da bunun faydasını göremedik, hissedemedik. Ama Sayın Nebati vardı bir aralar, Ocak'ta, Aralık'ta bir açıklama yapmıştı. Gözünüzü açın kapatın, 6 ayda bu iş çözülecek demişti. Onun üzerinden galiba 4 yıl geçti. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir 6 ay daha istedi halktan. Haziran'dan sonra enflasyon düşe geçecek diye. Tabii bunu da şeye vuruyoruz. Enflasyonun düşe geçmesini mantıken işte doğalgaz kullanılmayacak, enerji giderleri düşecek. Dolayısıyla enflasyon rakamında biraz oynama olacak. Aslında önemli olan Haziran'dan sonrası değil de Eylül'den sonrasında bir düşüş varsa bu birazcık real ve gerçekli ve rasyonel olacak. Bunu da görüyoruz. Şimdi asgari ücret toplantıları yapıldı. İkinci toplantı gerçekleşti. İkinci toplantıda da bir rakam çıkmadı. Zaten çıkmasını da beklemiyorduk. Üçüncü toplantıda çıkıyor rakamlar genelde ama tartışma konuları vardı. Bazı partiler 20 binin üzerinde bir asgari ücret talebinde bulundular. Çünkü ancak bu insanları refah seviyesine, yani ortalama bir refah seviyesine getirebilir diye. Fakat halkın da görüşü, beklentisi 20 bin liradan yana. Bu da anketlerde, en azından araştırmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Hükümetin beklentisi henüz belli değil. Çünkü hükümet hiçbir beklentisini veya planını açıklamadı. Bu konuyla ilgili sadece muhalefet partileri bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Bu süreçte de tabii ki bazı senaryolar var. O senaryoları da okuduktan sonra, sizlerle paylaştıktan sonra hemen Akif'le yorumlamaya başlayacağız. Asgari ücret eğer %30 zam gelirse 3420 lira bir artış olacak. 14822 liraya çıkacak. Eğer %35 oranında bir zam yapılırsa 3990 lira artış gerçekleştirilecek ve 15392 liraya yükselmiş olacak. %40 olursa 15962 lira olacak. %45 zam gelirse 16532 lira olacak. %50 olursa 17103 lira olacak. %55 olursa 17673 lira civarında bir yeni bir asgari ücretle karşı karşıya kalacağız. Şimdi buraya baktığımızda tabii ki tek seferde yapılacak zamma göre %50'nin altında olması çok da insani ve mantık çerçevesinde değil. Aynen. Çünkü tek seferde yapılacak bir zam geçtiğimiz yıla vurduğumuzda neredeyse %60 oranında yapıldı. Evet. 6 aylık bazda 30-34 ve 60'ın üzerine de çıkan bir oran vardı. Yani dolayısıyla %50 bile az gelebilir. Beklentiler 20 bin lira üzerinde. Sence senin tahminin nedir Akif? Benim tahminim %50 yönünde olacak ama onun öncesinde bir parantez açıp hatırlatalım. Açlık sınırı 14 bin civarlarında. Yani aslında bu rakamların altında kalıyor. Altında kaldığında açsın. Çok garip bir durum oluşacak. Yani burada %50 ve üzeri olursa aslında açlık sınırını geçmiş oluyoruz. Aynen öyle. Burada psikolojik sınır olarak da bütün çevrenin düşündüğü 15 bin lira. Herkesin şu an hemfikir olduğu tek bir nokta var. 15 bin liraya geçecek yeni yapılan zam. Bu net bir şekilde, buradan da söylemiş olalım. Benim tahminim 17 bin liranın biraz üstüne çıkabileceği yönünde. Ki bunu muhtemelen yine önce de şahit olduk. Belirlediler fiyatı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi çıktı, dedi ki ben böyle açıklıyorum. Kendisi de bir eklemede bulunmuş gibi aslında. Ben böyle açıklıyorum deyip net rakamı ortaya koymuştu. Yani bazı iddialara göre 17 bin lira açıklanacak. Erdoğan da çıkıp ben bunu 20 bin yapıyorum, vatandaşım rahat yaşasın diye. Böyle bir iddia da var. Tabii kesinliği yok. Sadece iddiadan ibaret. Şimdi asgari ücrette %50 zam bile gelse, daha fazlası bile gelse bizden götürecekleri de var. Çünkü yeni yılda her şey 7'den 70'e bütün kalemlere en az %30 zam yapılacağı konuşuluyor. Altın 2 bin lirayı aşacağı konuşuluyor. Ekonomistlerin genel beklentisi o. Bu asgari ücret 20 bin lira olsa insanların derdine derman olabilecek mi? Çünkü zamlar da aynı oranda artıyor. Muhtemelen bırakın derman olmayı, yani krem alacak bu insanların parası kalmayacaktır. O bir gerçek. Onun haricinde demin İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini de paylaştınız. Verilere göre İstanbul'da şu an 4 kişilik bir aile 47 bin lirayla ortalama ve alt, onun altını çiziyorum, ortalama ve alt bir hayat yaşıyor. Yani hal böyleyken bir asgari ücret aldığımızı düşünelim. 17 bin lira olsun bu rakamda. 4 kişilik bir aile
Aç. Yani bunun başka bir ihtimali yok. Buradan da dönelim kiralara. Yani 4 kişilik ailenin 4'ü çalışırsa ancak o açlık sınırını falan aşmış o. Yoksulluk sınırını aynen aşmış öyle. Evi de yani yatmadan yatmaya kullanacaklar ki artık yaşayabilsinler. Hani İstanbul gibi bir yerde hayatta kalabilsinler. Kira konusuna geleceğim burada. İlginç rakamlar var yani. Türkiye OECD ülkeleri arasında 1 numara şu an. Sıralamada kira fiyat endeksinin artışına göre 1. sırada. En yakın rakibiyle arasında nereden baksanız 400 endeks puanı farkı var. İnanılmaz uçuk bir şekilde. Benim oturduğum semtte 8 ay içerisinde kiralara %100 zam yapıldı. %100 zam yapıldı yani. Ortalama bir kira değeri biçmişler şimdi. 120 metrekare normal öyle sıradan ortalama bir ev için. Hadi bu da diyelim giriş katının bir tık üstü olsun 20 bin lira kirası var. Şimdi asgari ücretin 17 bin lira olduğunu düşünün. Yine açsınız yani. Evet. Kirayı ödeyemiyorsun ki. Ya asgari ücretin tamamı kiraya gidecek ki o bile yetmiyor artık İstanbul gibi bir yerde. Ya da açsın. Bundan birkaç yıl önce şöyle bir şey vardı. Bir insan bavulunu alıp ben İstanbul'a gideceğim, hayatımı kuracağım deyip gelip İstanbul'da çalışıp asgari ücrete çalışıp kirasını ödeyebiliyordu. Fakat şimdi asgari ücret gelebilecek yani asgari ücret 17 bin lira bile olsa bir aylık kira karşılanmıyor. Yani insanlar ne yapacak ne edecek bilmiyorum ama buradan tabii ki biraz işverene de geçelim. İşverene maliyeti de çok yüksek oluyor. Şimdi biz birazcık işçi gözünden baktık. Evet. Şimdi işçiye 20 bin lira da versen evet gerçekten daha fazlasını hak ediyor insanlar. Çünkü çok ciddi bir şekilde emek veriyorlar. Ülkede enflasyon almış başını gitmiş. Peki buna işveren gözünden bakarsak mesela şöyle diyelim. Asgari ücret 20 bin ve 20 bin üstüne çıkan varsa işveren işçi çıkarır. Böyle bir tehlike de var. Evet. Dolayısıyla maliyetler artacağı için. Bunun artışın bir faydası kalmayacak halka. Çok garip bir şey değil mi? Bir Arap saçına dönmüş bir hikaye var ortada. Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Tam olarak öyle. Şimdi bugün baktığımızda siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Hem işçi kesimini görüyoruz, hem işveren kesimini çoğunluklu olarak görüyoruz. İşçi memnun değil. İşveren de memnun değil. İşveren neden memnun değil? İşveren bir asgari ücretin ona olan maliyeti yaklaşık 15 bin buçuk civarına denk geliyor. Şu an. 11 bin liradan hesaplarsak o civara denk geliyor. Bunu kaldıralım 17 bin lira yapalım asgari ücretin rakamını. O zaman maliyet 21 bin lira gibi bir rakamlara tekabül ediyor. Şu anda da 500 lira gibi bir destek veriyor devlet. İşverene diyor ki işte bir asgari ücretli çalışan çalıştırdığın için sana ben 500 lira veriyorum. Hadi zam geldiğinde 600 lira destek olsun. İşveren yine diyecek ki yani verdiğin 600 lira destek ben nasıl kendimi kalkındırayım? 1000 lira bile olsa aslında çok da bir anlam ifade etmiyor gibi. Tabii bir de burada üstlerine yüklenmiş farklı görevler de var. Hep orta vadeli programda da diğer kalkınma programlarında da üretim, ihracat, yatırım ekseninde aslında üçgeninde devlet birleşmiş durumda. Sanayicinin üzerine daha da fazla yük yüklemiş durumda. Hal böyleyken sen geliyorsun 500 liradan 600 liraya çıkartıyorsun işveren olan desteği. Ne olacak bunun sonucunda? İstihdam diye bir şey kalmaz böyle bir durumda. Adam mecburen çıkartmaya çalışacak işçisini. Niye kâr edemiyor? Niye hedeflenen rakamlara ulaşamıyor? Bu da işte bildiğiniz kısır döngü haline getiriyor. Sanırım bunu. Belki de hani yurt içine sadece üretim yapan insanlar için çok daha ağır bir sorumluluk ama ihracat yapanlar için, yurt dışına ihracat yapanlar için biraz daha artı bir şey olabiliyor. Çünkü dövizle mal satışı olduğu için sanki onlar biraz daha işçisine iyi davranabiliyor ve işçisinin maliyetini karşılayabiliyor gibi geliyor. Ama diğer eksenden baktığımızda da evet yani 500 lira gibi bir fiyatta çok da mantıklı değil. Yani vermiş gibi yapmak, destek vermiş gibi. Evet. Peki burada teşvikler ne olabilir? Sanayicilerle görüştüğünde nelerle karşılaşıyor? Nasıl bir teşvik bekliyorlar? Var mı bununla ilgili spesifik bir örneği? Teşvikten önce birçoğunun beklentisi bu finansmana erişim probleminin ortadan kalkması yönünde. Yani finansmana erişemediklerinden sürekli olarak yakınıyorlar. Ki haklılık payları da var bu arada. Onu net bir şekilde altını çizelim. Çünkü finansal bir istikrarsızlık var. Yani sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Hem işçi açısından hem işveren açısından enflasyon diye bir bela var başımızda. Onun haricinde bir işveren gittiğinde yurt dışına bir fiyat veriyor. Diyor ki bu malın değeri 100 dolar. Yarın geliyor, dolar üzerinden işliyor bu arada hala süreç. Yani Türk lirası gibi bir para birimi orada geçmiyor maalesef. 100 dolar diyor, tekrar geliyor ertesi gün. Bu sefer 150 dolar yapmak zorunda kalıyor onu. Sonuçta müşteri de artık bir noktada bıkıyor ve başka müşterilere, başka satıcılara kaymaya başlıyor. Evet, çok garip bir denklem aslında. Çok bilinmeyen bir denklem gibi duruyor. Şimdi geçtiğimiz yıl eski Merkez Bankası Başkanı'na yine işverenler tarafından bir talep gitmişti. Finansmana erişimle, özellikle kredilerle ilgili. Biz kredi alamıyoruz. Bu kredilerle ilgili düzgün yapılandırma yapılsın. Bir destek paketi açıklansın gibi. O zaman Merkez Bankası Başkanı bayağı sert bir tepki verip
o zaman yapmayın kardeşim gibi tabiri caizse çok ağır sözler söylemişti. Şimdi yeni Merkez Bankası Başkanı var Hafize Gaye Erkan. Kendisi de Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuştu. Şimdi herkes merakla bekliyordu. Gazeteciler tarafından da çok eleştiriliyor. O kadar ekonomi gazetecisi varken Ahmet Hakan gibi magazin gazetecisine niye konuştu diye çok da eleştiriliyor. Orası da trajikomik olarak karşımıza çıkıyor ama şimdi orada bir söz söyledi ve sabah uyandık, gündem olmuş. Sosyal medya çalkalanıyor, televizyonlar çalkalanıyor, herkes onu konuşuyor. Şunu söyledi, ev kiralarından bahsetti. Dedi ki ev kiraları çok fazla arttı dedi. Çok fazla ev kiraları arttığı için ya Manhattan'dan daha pahalı olur mu İstanbul diye. Ben şu an annemin evinde kalıyorum. Annemlere yerleştim. Tabii ki bu kimisine göre ya yedik mi biz bunu işte bir sürü şey alıyorsun. Aldığın maaşa göre nasıl ev bulamadın falan ama tabii İstanbul'un da ben mesela işte 20 bin liralık bir kirayı ortalama bir semtte bulabiliyorsunuz. Tabii. Yani biraz kalburüstü bir semtte gittiğinizde ki Merkez Bankası Başkanı da herhalde Bağcılar'da ya da Emirhane'de oturacak değil. Dolayısıyla onun oturacağı semtlerde işte muhtemelen işte 20 bin dolarlardan 10 bin dolarlardan kiralar konuşuluyor. Dolar üzerinden kiralar alınıyor ve o tür bir semte gitmiştir ve fiyat sormuştur. Tabii uzun zaman Türkiye'de yaşamayınca buraya geldiğinde kısa bir şok yaşayabiliyorsunuz. Biz bunu günlük yaşadığımız için herhalde bizim Türkiye'deki bütün toplum olarak biz şuna alıştık. Hani kurbağa deneyi vardır ya işte ateşe koyarsın kurbağayı birden sıcak suya koyarsan zıplar ama kurbağayı soğuk su içerisinde suyu yavaş yavaş haşlatırsan alışır ve bir refleks vermez. Biz hepimiz ona dönüştük. Hiçbir refleks vermiyoruz ama koskoca Merkez Bankası Başkanı ciddi bir refleks verdi. Dedi ki arz eksikliği ve ucuz finansman olduğu zaman bazen dengeler bozulabiliyor. İşte burada bizde de en önemli soru sosyal konut arzı. Çünkü sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Yani büyük bir aydınlanma yaşamış. Bir insanın 10 evi olmamalı. Müthiş bir komünist sisteme geçiyoruz şu an. 10 insanın bir evi olmalı. Bakın komünist sisteme geçtik şu an. Rejim değişti. İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz. Benim evde de bir oda boş. İhtiyaçları olursa iktidar mensuplarını da alabiliriz herhalde. Ev bulamıyorlar. Yani peki ben şeyi anlamıyorum aslında. Burada tabii ki tabiri biz espri yapıyoruz buradan ama şunu da belirtmekte fayda var. Bu toplum biz ev bulamıyoruz, evler çok pahalı falan dediğinde iktidar kanadında yani yöneticiler tarafından bize gelen tepki şuydu. Abartmayın. Şimdi Merkez Bankası Başkanı abarttı mı yoksa bir gerçeğe mi aykırıdı? Yok gayet de gerçek buydu. Yani biz de sıklıkla karşılaşıyoruz seninle birlikte. Gerçek bu. Ortalama bir değer verdim 20 bin lira. O da ortalamanın altı belki bir semtte 20 bin liraya. İşte yaşı 3-5 yaş aralığında diyelim binanın. Yani çok da böyle 0-1 bina değil. Bir de deprem söz konusu var biliyorsun. Ona girersek oraya hiç çıkamayız. Ben Erdoğan'ı da hatırlatacağım ama burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle bir kira problemiyle karşı karşıya kalmıştı. Bir vatandaşımız kendisine iletiyor. 7500 lira kiram olacak, geçinemiyorum, bana yardımcı olur musunuz gibi bir mesajdı. Tam şu an hatırlamıyorum, yanlışsa düzeltsin arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hemen talimat verdiğini, 7500 liraya bir kiram olacağını söyleyip kendisine TOKİ'den veya daha uygun fiyatlı bir yerden ev ayarlayacağını söylemişti. Şimdi toplumun aslında büyük bir kesimi o vatandaşımızın halinde. Yani 7500 lira gibi bir kirayı ben İstanbul'da bulsam şu dakika çıkarım. 7500 lira gibi bir ben kira... Ben de arıyorum, bulursanız haber verin. İletişim Başkanlığı'na yazınca buluyorlar galiba 7500 liraya. Nasıl 7500 lira oturan var mı ya şu an İstanbul'da? Muhtemelen imkansız ya da çok izbe bir yerdedir. Çünkü ev yok artık yani kulübe gibi yerleri gördük yani. Ekim başındaki gece konduları sordum orada da kiralar 10 bin. Yani artık... Çok enteresan. Durumlar hani çok böyle ütopik geliyor onların söylediği şey ya da Türkiye'den bağımsız bir yerde yaşıyorlar. Çok fazla fark edemiyor. Sokağa çıktığınızda her şeyi net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Gerçi Merkez Bankası Başkanı da Sadık amcadan öğreniyor. Bakkal Sadık amcadan ekonomi öğreniyor. Kapıcılardan falan öğreniyor. Onlar da çok enteresan bir şey. Halbuki veriler, ha TÜİK verilerinin dışındaki verilere baktığınızda görebiliyorsunuz ama kendi verilerine kendileri de güvenmiyor. Sadık amca gereken söylüyor. Çok garip bir şey. Yani buradan şuna geleceğim. Yani bu tür bir aydınlanmayı aylar sonra yaşayan Merkez Bankası Başkanı, diğer tarafta enflasyon düşüyor, kiralar düştü diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer tarafta 6. aydan sonra artık enflasyondan bahsetmeyeceğiz, belini kıracağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bu konuşmaların hepsine baktığımızda müthiş bir tutarsızlık var. Hepsi birbirinden bağımsız açıklamalarda bulunuyor. Yeni bir aydınlanma yaşıyor ama halbuki
Sadık amcaya bir ay önce gidip sorsaydı ekonomiyi anlardı. Ya da başka bir bakkal amcaya sokakta sorsaydık belli olur. Hatta belediye çalışanlarına, bir sürü AK Parti belediyesi var. Onların belediyesi temizlik işçisine git abi geçinebiliyor musun de sana nasıl geçinemediğini ya da sinekten nasıl yağ çıkardığını, tekeden nasıl süs sağdığını anlatırlardı muhtemelen. Yani burada birazcık izleyicinin derdine derman olmaya çalıştık. Onların sesine ses olmaya çalıştık ama hikayede şu da var. Ekonomi bir taraftan bu kadar kötü giderken yönetimin kendi üstüne hiçbir şey almaması çok zaten enteresan bir şey. Şurada özellikle not aldım. Eğer devlet erkanı kendi üstüne düşeni dört dörtlük bir şekilde yaparsa bu asgari ücretin artmasında ne vatandaş mağdur olur ne de sanayici. Bu dengeyi oluşturmak da ne sanayicinin elinde, ne vatandaşın elinde, sadece devletin, ekonomiyi yönetenlerin elinde. Umarım bu konuda da bir şeyler oluşurlar. Şimdi senin aldığın notlar da var. Şimdi şeye dönelim. Asgari ücreti konuşuyoruz ama İstanbul özelinde aslında ağırlıklı olarak konuştuk. İstanbul'daki kiralar aldı başında gitti. Tabii ki Türkiye'nin bazı çok garip illerinde de, ben Şanlıurfa Bilecikliyim mesela. Bizim orada da ev kiraları 10 bin lira falan oldu. Bana çok garip geliyor. Yani nasıl burada 10 bin lira olur? Ya pencereni açıyorsun. Resmen yani abartmayacağım ve burada eleştiri aşağılama gibi bir şey yok. Pencere açıp tezek görüyorsun abi. Tezek manzaralı. Bir evde oturuyorsun, 12 bin lira kira ödüyorsun. 2 artı 1'lere falan. Bu 3 artı 1, 4 artı 1 falan diye artınca bu 15 bin lira kadar çıkabiliyor. 1 artı 1'leri 10 bin liraya yakın, 8-9 bin liraya veriyorlar. Dediğim gibi manzaranız ya bir dağ, yani dağ dediğim kayalık, ya da tezek ama fiyatlarda bu. Tabii bunu şuradan bağlayalım. İl bazında nasıl bir asgari ücret olmalı? Çünkü her yerde ekonomi aynı değil. Kötü her yerde ama aynı kötülükte değil en azından. Şimdi burada ben de ayrı bir parantez açayım. Kira fiyatları kimsenin inisiyatifine bırakılacak bir şey değil. Yani çoğu bir kitle var. İnsanlarımız fırsatçı, vatandaş niye bu kadar fırsatçılık yapıyor diye. Fırsatçılık yapılır veya yapılmaz. Bu denklem arasında sıkıştıramazsınız halkı. Buna devlet yönetimi, hani deriz ya, masaya yumruğunu vurur, gerekeni yapar diye. Burada gerekeni yapmaları gerekiyor. Keza 2022 yılında %25 oranında arttırma gibi bir kısıtlama getirmişlerdi kira artışlarına. Sonucunda ne gördük biz? Ev sahibi gelip pompalı tüfekle mi girmedi evin içine? Ya da kiracı kapıyı, duvarı söküp mü götürmedi mesela? Saçma sapan bir durumla karşılaştık. İl bazındaki asgari ücrete de dönersek, ben açıkçası mümkün olmayacağını düşünüyorum. İşverenler açısından hele hele hiç mümkün olmayacağını düşünüyorum. Şimdi İstanbul'a diyelim ki 20 bin lira ya da 25 bin lira bir asgari ücret verdiniz. Şu an Türkiye'nin en pahalı kentidir İstanbul. Evet. Bunun işverene maliyeti ne olacak? 35, belki 30, belki 32 bin lira olacak. İşveren durup düşündüğünde diyecek ki, ya o zaman ben fabrikamı kaydırayım. Gideyim Urfa'dan örnek verdiniz. Urfa'da bir fabrika kurayım. Urfa'da asgari ücret 16 bin lira. Atıyorum şu an. Ne olmuş olacak böylece? İstanbul'dan da yatırımı çekmiş olacaksınız. Bu işverenin lojistik avantajı da ortadan kalkacak. Çevresindeki müşterileri olan yakınlığı da ortadan kalkacak. Tamamen Arap saçına dönecek yani sistem. O yüzden mümkünatı yok. Ha, mantıklı mıdır? Belli bir noktada vatandaşın mantıklı, evet. Yani İstanbul'da oturan biriyle Sivas'ta oturan biri eşit şartlarda değil. Değil, evet. Yani orada bir domatesin kilosu atıyorum 40 liraysa veya 30 liraysa, İstanbul'da onun 2-3 katı çarpmamız gerekiyor yani. Hal böyle olunca vatandaş da istiyor ki farklı illerde farklı asgari ücret belirlensin. Ama dediğim gibi mümkün değil. Zincir marketlerde bile fiyatlar değişiyor. Yani İstanbul'dakiyle işte Urfa'ya gittiğinde, Sivas'a gittiğinde, Yozgat'a gittiğinde fiyatlar çok çok birbirinden farklı. İşte ben bazen gidiyorum memlekete falan. İşte burada 30-40 liraya aldığımız domates orada 10 liraya, 8 liraya, 9 liraya alabiliyoruz. Hatta 5 liraya kadar düşebiliyor. Özellikle mevsiminde çok daha ucuz oluyor ama İstanbul'da mevsiminde bile 20'den aşağı inmiyor. Çok garip bir şey. Dolayısıyla da belki de buna göre, evet, çok imkansız olabilir, işverene çok fazla yük olabilir. Burada belki de geriye kalan kısmını devlet sırtlanarak, yani yüce devlet, biz çok güçlü bir devletiz, her zaman bunu vurguluyor. Bunu devlet sırtlanarak da devam ettirebilir. Çünkü İstanbul'da gerçekten yaşam gittikçe Survivor'a dönmeye başlıyor. Şimdi şeyden bahsettik, finans merkezinden girelim. Şimdi yeni finans merkezi açılacak. Büyük ihtimalle şaşalı bir açılış yapılacak falan. Metrosu bitmek üzere. Finans merkezinin çevresinde geçtiğimiz yıl, hatta yıl da değil, 8 ay önce evler 7,5-8 bin lirayken şu an en düşük ev 45 bin liraya çıktı. Yani bunun içinde biliyorsun BDDK, işte biz taşırsak herkese ekstra 45 bin lira bir kira yardımı verecekti falan. Böyle bir şeye kalkışmıştı. Hadi BDDK sen verdin, hani devletin parası çok yani. Yemeyen bilmem ne derlerdi eskiden. Hadi siz yiyorsunuz da peki özel sektör o parayı verecek, verebilecek mi? Oraya taşınanlar nasıl olacak? Yani biz her sabah işte sefere çıkar gibi, değil mi? Karanlıkta çıkıyoruz.
ta kaç saat yol sürüyor falan geliyoruz. O zaman finans merkezinde orta gelirli, orta maaşlı çalışanlar da muhtemelen Esenyurt'ta oturup her öyle gün sefere çıkarak finans merkezine gelecekler. Yani bu kiralar, dediğin gibi, kiraların dengesi belirlenmeli. Semt semt belki net bir kira belirlenmeli. Bu çok birçok ülkede oldu. %25 artış falan, böyle komik yasalarla çıkmayın karşımıza. Yani istediğinizde her şeyi yapabiliyorsunuz. Bir kanun hükmünde kararnameye bakıyor iş. Tamam, seçimler var bundan dolayı, işte kiracı, ev sahiplerini de küstürmemeye gayret ediyorsunuz. Ama bu konuda bence net bir şey konmalı. Ya diyecek ki kardeşim, Ümraniye'deki kira 10 bini geçmeyecek. Evet. Bu kadar net. Diyecek ki Kadıköy'deki kira 11 bini geçmeyecek. Yani Kadıköy'de zaten böyle -2'lerde, -3'lerde, yani mezardan bozma evler 20 bin liradan başlamaya başlamış. Çok ciddi, böyle saçma sapan rakamlar. Yani ev değil. Yani tabut veriyor 15 bin liraya. Çok garip bir hale geldi. Umarım düzelir. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Sen ne eklemek istersin sonra? Burada ben bir eklemede bulayım. Bir anekdot aslında. Maliyetleri konuşurken bir otomotiv sanayicisiyle, kendisi şöyle bir şey paylaştı. Dedi ki, hani çip krizi yaşadık sektör olarak. Bu krizden çıktık. Arz talebi karşılayamıyordu. Araç stoğumuz azdı. İşte Ticaret Bakanlığı yeni yönetmelikler yayınladı. Yeni düzenlemeler yayınladı. Fahiş fiyatlı araçlar üzerine. Sonra günün sonunda bir baktık ki talep patlama yaşadı. Yani biz yine arzı karşılayamamaya başladık. Ekonomi böyleyken nasıl böyle bir şey oldu diye. Ben cevaben aynen şunu söylerim kendisine. Derim ki biz tamamen uzaklaşmak istesek de, yani yönetim tarafından uzaklaştırılmak istesek de, tüketim toplumu haline geldik. Faizi arttırdık. Ekonomide değişik değişik politikalar uyguladık. Dedik ki üretim, yerli ve milli üretim. Fakat toplumun büyük bir kesimi korkuyor. Diyor ki yarın ben bunu aldığım zaman, yarın diyor bu 100 bin lira olacak. Benim bugünden almam lazım. Hemen gidiyor, yani borç da olsa, harç da olsa bunu gidip almak istiyor. Asıl acı tarafı da bu yani. Asgari ücretten önce yapmamız gereken tek şey bu toplumun artık kendi kendine yetebilecek bir hale getirmesi. Kendi kendine yetebilecek bir hale getirilmesi. Şimdi Sanayi TV'de ilk yayınlara başladığımızda canlı yayınlarda ilk konuğum Servet Aşağan'dı, psikolog. O da aynı şeyden bahsetmişti. İnsanlar yarın fiyatı artacak ve ben bu kaliteyi yaşayamayacağım artık dediği için bugün yaşamaya gayret ediyor, bugün almaya gayret ediyor. Yani zamlar, enflasyonun artışı insanlardaki borçlanma ve tüketim toplumunu ya da tüketim alışkanlıklarını değiştirmiyor. Gittikçe daha fazla borçlanıyoruz, gittikçe bankalara borçlanıyoruz ve gittikçe geriye dönülmez, gerçekten kara bir deliğe doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Bu tüketim alışkanlığının bozukluğundan kaynaklı. Yani umarım en kısa zamanda düzelir her şey. Yani yeni yılda yeni umutlarla geliriz. Öyle diyelim. Asgari ücret belirlendiğinde de ya da ilk haber aldığımızda da tekrar yayın açıyor olacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza da tavsiye edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.